Adıyaman Valiliği binasında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi toplantısına katılan Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere, şehirdeki yeniden yapılanma sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Tüm kurumlarımızın güçlü bir işbirliğine Tuttere, Adıyaman'ın geleceği için hayati önem taşıyan konulara değinerek dayanışma ve işbirliğinin önemini vurguladı. Adıyaman'ın 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğradığını hatırlatan Başkan Tuttere, şehri ayağa kaldırmak için tüm kurumların işbirliği ve dayanışma içinde çalışması gerektiğini söyledi. 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşamış. Altyapısı, üst yapısı, köyleriyle, ilçeleriyle gerçekten büyük tahribat yaşamış bu kenti yeniden ayağa kaldırmak adına bütün kurumlarımızın güçlü bir işbirliğine, güçlü bir dayanışmaya bu dönem ihtiyacı var. Biz belediye olarak valilik başta olmak üzere bakanlıklar, milletvekillerimiz, tüm kurumlarımızla, il genel meclisimizle bir dayanışma duygusu içerisinde şehrin yaralarını sarmak için çalışacağız. Belediye olarak ayrım gözetmeden her kesimle bir arada olduklarının altını çizen Başkan Tuttere, deprem kentlerinde il genel meclislerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi kadar önemli olduğunu aktardı. Biz Adıyaman'da hiçbir ayrım yapmaksızın herkesle ortaklaşarak bu dönem ancak yaraların sarılabileceğine inanıyoruz. Sizin çalışmalarınıza da başkanımızın da tutumuna baktığımızda sizin de aynı anlayışla çalıştığınızı, gayret içerisinde olduğunu da sevinerek görmekteyiz. Biz Adıyamanlılar olarak hepimiz bir aileyiz. Güçlü bir ailenin güçlü fertleriyiz. Tabii ki belediye meclisimiz, il genel meclisimiz şu anda Adıyaman'ın ayağa kalkması konusunda lokomotif bir güçtür. Biz klasik anlayışla değil, deprem sonrası oluşan bu ağır tabloyu ortadan kaldırmak için daha büyük bir enerjiyle, daha büyük bir çalışma heyecanı ve şevkiyle çalışmak zorundayız. Bunu yaparsak şehrimiz kısa süre içerisinde toparlanır. Bunu yaparsak şehrimizi olabilecek yeni afetlere karşı da korumuş oluruz. Şehrimizi depreme dirençli, daha güvenli bir kent haline getirmiş olacağız. Sahada zaman zaman ortaklaştığınız alanlar var. Zaman zaman sizin sorumluluk alanınızın dışında bir takım mağduriyetler de oluyor. Biz belediye olarak sizinle dayanışma içerisinde gücümüzün yettiği her yere elimizi uzatacağız. İmkanlarımız çerçevesinde köy kent ayrımı yapmadan nereye gücümüz yeterse, vatandaşımız, insanlarımız nerede mağdursa sizin bir telefonunuzla biz yardıma koşarız, destek oluruz. Şöyle bir anlayışta değilim ben. Burası il genel meclisinin sınırında, ben bu işte yokum. Burası belediyenin etkisi, sorumluluk alanı değil, bizi ilgilendirmez anlayışında değiliz. Bizim gücümüz nereye yeterse siz yardım istediğiniz anda biz oraya da bütün gücümüzle, ekiplerimizle ve arkadaşlarımızla yardıma koşarız. Koşmakta zorundayız. Adıyaman hepimizin vatanı. Adıyaman hepimizin yurdu ve çocuklarımızın da yurdu. Dolayısıyla burayı ayağa kaldırmak, burayı yeniden yaşamlı bir kent yapmak hepimizin boynunda borcu aslında.